da medyada sıkça yer alıyor, almaya devam ediyor. Bu anlamda da genel merkezimizde yerli yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun'la ilk günden itibaren istişaremiz devam etti. Kendisi basına bilgi verme noktasında benden haber bekle. Biz de sürece dahil olacağız. Geleceğiz. O anlamda basını beraber bilgilendireceğiz. Talimatını vermişti bana. Ben daha önce biliyorsunuz bir videoyla durumu özetlemiştim. Tabii o aşamadan sonra yaşanan bazı ufak tefek gelişmeler de oldu. Seyit Bey dışında bugün Bartın Milletvekilimiz Alşu Bankoğlu hanımefendi burada. Yine Mersin Milletvekilimiz Ali Mahir Başarır Milletvekilimiz burada. Ankara Milletvekilimiz Ali Haydar Hakverdi burada. Üçü de avukat kökenli milletvekilimizdir. Ben tekrar size hoş geldin diyor. Sözü değerli Sayın Genel Başkan Yardımcım Seyit Bey'e bırakıyorum. Evet, teşekkür ederim başkanım. Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Tabii bugün bir olayla karşı karşıyayız. Ve bununla ilgili de sizleri bilgilendireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi gerek 31 Mart gerekse 23 Haziran seçimlerinde bildiğiniz gibi arkadaşlar Türkiye'de birçok belediyeyi kazanarak yerelde bir umut olmuştur ve Türkiye nüfusunun yaklaşık %50.8'ini yönetir hale gelmiştir. Ve biz seçim kampanyamızda ve sonrasında temel ilkemiz vatandaşlarımıza hiç ayırmadan, ötekileştirmeden hizmet vermek, şeffaf ve dürüst belediyecilik anlayışıyla yönetmek olmuştur. Ve Sayın Genel Başkanımız, belediye başkanlarımız seçilir seçilmez kendilerine 10 ilkede talimatları olmuştur ve bu 10 ilkeye uymaları gerektiğini ve bunu her zaman kontrol edeceğini ifade etmiştir. Göreve gelir gelmez de belediye başkanlarımız belediye imkanlarını en iyi şekilde vatandaşın lehine kullanarak sorunların çözümüne katkıda bulunarak süreci takip etmişlerdir. Bugün gerçekten çok borçlu olarak aldığımız belediyelerimiz olsun, gerekse bugünkü tek adam yönetiminin üzerimize kurduğu baskı olsun, her zaman devletin ve bu yönetimin, tek adam yönetiminin elindeki o bütün kaynakları kendi belediyelerine verirken bizim belediyelerimizi ihmal etmiş olsa da belediyelerimiz her şeye rağmen en iyi hizmeti vermeye çalışıyor. Her alanda vatandaşımızın sorunlarını çözmeye çalışıyor. Tabii Yalova Belediye Başkanımız da ilk döneminde belli hizmetleri gerçekleştirdikten sonra vatandaşımızın teveccühünü alarak, vatandaşımızın o güvenini alarak önceki seçime göre daha büyük bir oy oranıyla 31 Mart'ta tekrar göreve geldi. İkinci döneminde şimdi vatandaşlarımızın sorunlarını daha iyi bilerek, çözümlerini üreterek hizmetine de devam edecek. Tabii bu süreçte maalesef bir olayla karşıya kaldık. Yalova Belediye'mize 2001 yılında işe giren ve 2013'te de harcama belgeleri ve ödeme evrakları sorumlusu olan AK Parti Belediyesi döneminde görevlendirilen söz konusu şahsın gerçekleştirdiği bir işlem üzerine Yalova Belediye'miz ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak bu konuyla ilgili bir açıklama yapma gereği duydum. Söz konusu olaya ilişkin savcılık soruşturmasının belediye başkanımız tarafından yapılan şikayet ile başlatıldığını öncelikle vurgulamak isterim. Görüldüğü üzere belediye başkanımız olayın tespit edildiği gün saat 21.55'te Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunmuş. Bu evraklar. Ertesi gün saat 9 sıralarında da Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur. Bu iki belge gerek emniyet gerekse Cumhuriyet Başsavcılığı'na belediye başkanımız tarafından olayın tespit edilir edilmez gerekli şikayetinin belgeleridir. Bu olayın mağduru olarak da belediyenin ve Yalova halkının tüm haklarını savunmuştur belediye başkanımız.
ve savunmaya da devam edecektir. Buradan bir kez daha belirtmek isterim ki Yalova halkının içi rahat olsun. Ayrıca savcılığa ve sulh ceza mahkemesine söz konusu şüphelinin mal varlığına tedbir konulması belediye başkanımız tarafından da talep edilmiştir. Olayın meydana gelmesinden sonra belediye tarafından yapılan incelemelerde 42 farklı işlemde toplam 1 milyon 573 bin Türk lirası tutarında usulsüz işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Böylelikle Sayıştay raporlarında bile, altını çizerek söylüyorum arkadaşlar, yapılan bugüne kadar yapılmış incelemelerde ortaya çıkarılamayan, Sayıştay raporlarında uzmanlar tarafından ortaya çıkarılamayan bile tespit edilemeyen bu durum Yalova Belediyesi tarafından tespit edilmiş, ortaya çıkarılmış ve gerekli talimatlar da verilmiştir. Olay hemen tespit edilir edilmez yargıya intikal ettirilmiş. Bu anlamda yargıya intikal ettirilmiş bir konuya ilişkin hukuki detayı burada vermek istemiyorum. Yargı tarafların beyanları, deliller ve incelemeler sonucunda muhakkak işin aslını ortaya çıkaracaktır. Ancak altını çizmek isterim ki hukuki soruşturma sırasında AK Parti Yalova İl Başkanı neden emniyete gitmiştir? Dosyada soruşturmayı yürütmek AK Parti İl Başkanı'nın değil Cumhuriyet Savcısının görevidir. Biz daima haksızlığın karşısında durduk ve gerçeğin de ortaya çıkacağına eminiz. Ama bu soruşturmayı yürütmek, adli olayı takip etmek Cumhuriyet Başsavcılığının görevidir. AKP İl Başkanı'nın değil. Koma giderek, adliyeye giderek durumu siyasallaştırmaya çalışmak veyahut da hukuku engellemeye çalışmak maalesef bugün içinde bulunduğumuz tek adam yönetiminin bir tezahürüdür. Daima haksızlığın ve hukuksuzluğun karşısında olan partimiz her zaman olduğu gibi şeffaflıktan yana tavır göstermektedir. Halka hizmet veren, herkesin hesap vermesi gerektiğini partimizin temel duruşu içinde benimsemiştir ve tartışmaya kapalı ilkelerimizdendir. Partimiz sürece bağlı olarak değerlendirmelerini yapacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsaade etmeyecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Evet değerli arkadaşlar, konu bundan ibarettir. Bu konunun mağduru Yalova Belediye'miz ve Belediye Başkanımızdır. Ve sonuçta görünmektedir ki bugün birçok kamu kurumunda geçmişte olmuş olan bir memurun yaptığı bir zimmet olayıdır. Bu geçmişte de birçok kez görüldü. Ama bunu ortaya çıkaran da gene belediye başkanımız ve ekibidir. Burada şunun altını çizmemiz gerekir. Bu Sayıştay denetimleri, bu evraklar Sayıştay denetiminden geçmiş evraklardır. Sayıştay'ın bulamadığı, ortaya çıkaramadığı bir olayı belediye başkanımız ortaya çıkarmış ve gerekli adli ve idari şikayetlerini hemen yerine getirerek konunun takipçisi olmuştur. Soru sorabiliyor muyuz? Buyurun. Hüseyin Kutgün, Pusula Gazetesi. Son cümlenizden girmek istiyorum. Adı geçen birinci şahıs Reşat Ergin, Yalova Belediyesi'nde memur mudur, işçi midir? Eğer işçi ise işçi yetkilisinin memur yetki görevine de kullanılabilir mi? Ödeme emri var mıdır? Mali hizmetler, mali işler hizmetler bölümünde imza yetkisi var mıdır işçi kadrosunda ise? Şimdi değerli arkadaşlar, bu az önce de ifade ettiğim gibi AK Parti döneminde görevlendirilmiş ve 2013'te harcama belgeleri ve ödeme evrakları sorumlusu olarak atanmıştır. Kendisinin her ne kadar imza yetkisi olmasa da bir şekilde imza yetkilisi tarafından süreç takip edilmiştir. Efendim, ulusal basında da yer alan bir konu var. Özellikle Sabah gazetesiyle manşete taşındı. Bu bir zarf trafiğinden bahsedilerek. Bu konudaki açıklamanız ne olur? Değerli arkadaşlar, bu olaya demin de söylediğim gibi siyasallaştırılmaya çalışılmaktadır. Burada belediye başkanına bir şekilde bu suçu atfetmeye çalışılmaktadır. Bu tamamen bir mizansendir.
Yani sonuçta belediye resmi bir kurum. Elbette ki zarfta gelir, zarfta gider. Hani burada amaç algı yaratmak. Bir şekilde bu olayı bir görevlinin, bir belediye personelinin yaptığı bir olayı sanki belediye başkanına atfetmek gibi bir ortam yaratmaktadır. Bir algı yaratmaktadır. Çirkin bir siyasi oyundur. Adi bir siyasi oyundur. Sonuçta bu olayı ortaya çıkaran ve gerekli adli ve idari soruşturmanın başlaması için şikayette bulunan belediye başkanımızdır. Evet. Bir soru daha sorayım. CHP meclis üyesi ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç bu operasyon kapsamında tutuklandı. Bununla ilgili görüşleriniz nedir? Konu yargıda değerli arkadaşlar. Şu anda kendisinin zaten bu konuda suçsuzluğu da ortada. Konu yargı tarafından da değerlendiriliyor. Demin söylediğim gibi olay tamamen siyasi bir olaydır. Tutuklama da siyasidir. Burada kalın bir daha tekrar bir şey yapalım çünkü genel başkanım 22 milyon tekrar takılıyorlar. Değerli arkadaşlar, Sabah gazetesi de bir şey olarak gösterildi. Bugün kamuoyunda çeşitli rakamlar uçuşuyor. Sürekli rakamlar abartılarak gündeme geliyor. Sanki böyle bir aslı olmayan rakamlar ifade ediliyor. Bakın 42 farklı evrakta toplam 1.573.000 Türk lirası. Yani tek bir evrakta değil, 2-3 evrakta değil. Toplam 42 farklı evrakla 1.573.000. Bugün kamuoyunda 2 milyonlar, 20 milyonlar gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Bu tamamen bu olaya abartmaktan ibarettir. Bu olayı farklı yöne çekmektendir. Ha, tabii ki yani bunun bir kuruşu da, bir milyonu da, bir milyarı da bizim için aynı. Onu ayrıca altını çizmek isterim ama kamuoyunda belirtildiği rakamlar değil. Gerçek rakam şu anda 1.573.000 Türk lirası. Ben evet, son, başka soru yoksa son çok teşekkür ederim sorayım. Arkadaşlar. Bundan sonra ne başka olacak? Başka kimse soru sormuyor arkadaşlar. Bundan sonra ne olacak? Yani operasyonlar sizin açınızdan bilgilerinize devam mı edecek? Operasyon iş, diye bir şey yok veya... şu anda arkadaşlar. Sadece bir memurun, bir belediye çalışanının zimmetine para geçirme olayıdır. Bu konunun da Sayın Belediye Başkanımız zaten ihbarıyla üstüne düşen, gerekli müracaatları üstüne düşen görevi yapmıştır. Konu şu anda adliyededir. Adli olarak takip edilecektir. Yargı kararını verecektir bu konuda. Peki Genel Başkanım, bu evraklarda incelemeler devam ediyor mu? Başka evraklar çıkabilir mi? Bu yol. Şu anda zaten belediye başkanımız aynı zamanda müfettiş istedi. Şu anda 3 tane galiba müfettişimiz belediyede incelemelerini devam ettiriyor. Onun sonucunda tabii incelemenin sonucu ancak bir şey söylenebilir. Başkanım, bu parayı kasadan nakit mi olarak alıyor bu vatandaş yoksa işlemler mi yapıyor? İşlemler yapılıyorsa mutlaka karşı tarafın da alacak tarafı da olması lazım. Eğer o beni... zaten o da tutuklu zaten. Yani birden bir, tutuklu. O zaman birden fazla kişi var diye bildim. Hayır, bir de tabii bu işi birlikte sürdürdü. Sizin de bildiğiniz gibi bir müteahhit var yanılmıyorsam. Doğru. Evet.